Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün Klan Başkenti videosuyla karşınızdayım. Sizlere koçbaşı, mezarlık büyüsü, süper büyücü ve binici kombinasyonu kullanacağım. Neden diye sorarsanız başkentin en güçlü ordusu arkadaşlar. Hem kolay hem güzel spamlıyor hem de muhteşem altın alıyor. E altın alınca da klanınıza destek oluyorsunuz. Sıralamadaki yeriniz değişiyor arkadaşlar. Bu arada sıralama demişken sıralamamızı göstereyim. Kristal 2 ligindeyiz. Savaş kaçıran arkadaşlarımız oldu. Düzenlerimizin birazcık yetersizliği vardı arkadaşlar. Bu doğrultuda birazcık derecemiz düşük. Ama yavaş yavaş buraya da önem verip burada da kupa kasmaya çalışacağız. Valla o kadar çok yerde kupa kasıyoruz ki yorulduk be biraderim. Valla yorulduk. Şimdi canlar yerel dediğimizde şu an Türkiye'nin en güçlü kupasına sahip klanları karşımıza çıkıyor. Biz şöyle aşağıya doğru indiğimizde bakalım kaçıncı sıradayız inelim inelim, inelim, inelim. Biz buradaki düzenleri çok e, değiştirmemiştik. Sonradan bir düzenleme yaptık arkadaşlar. Şu an için 61. sıradayız. Üstümüzde tam tamına 60 klan var. Tüm Türkiye derecesine selam olsun herkese başarılar diliyoruz. Tabii ki hedefimiz küreselde iyi bir noktaya ulaşmak arkadaşlar. Bu doğrultuda baskın haritamıza geçelim. Yani zaten başkentimiz falan çok güçlü de. Saldırılara biraz daha özen göstermemiz lazım. Çok fazla özen gösteren olmuyor. Çünkü oyuncularımızın çoğu efsane liginde kupa kasıyor. Bir yandan klan savaşı oluyor. Bir yandan bağış için bağış hesapları falan getiriliyor ediliyor derken herkes çok yoğun arkadaşlar. Bu yüzden başkente çok fazla önem vermedik ama bu videodan sonra inşallah daha fazla önem vereceğiz. 4090 e, altına sahip başkente bir saldırı hakkımız var. Burayı tamamlayıp yeni bir köy açacağım. Bu arada şöyle bir Baskın bilgilerine bakalım. Birincimiz Furkan FB 28.114 altın almış. Şöyle aşağıya doğru inelim. Mesela düşük kupa e, düşük kupa demeyeyim de düşük altın bence nedir? Mesela 15.006 bence düşük. Mesela bakın Pala ve Mezar Kabul 5 saldırıyla e, iyi altın almışlar. Tabi onlar altı hakkını kullansa mesela bizim için çok daha avantaj olacak. Bunlara biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Benim BG 0.6 mesela 5 savaşta 15.147. Altına sahip bir savaş hakkım daha var. 3-4K'da aldım 18.000 olacak ki ben BG-06 hesabında %98 olan bir köyü fulledim yani oradan neredeyse hiç altın almadım. Yani başkentte mesela benim bu kombinasyonumla e, saldırı yapsa herkes çok güzel altınlar gelecek. Mesela Atılgan, Emre biraderim şu videoyu izliyorsan lütfen dikkat et ya. 8.905 çok düşük bazen de işte e, çok fazla zaman vermemek için direkt hani... E, Atıyorum %90'da 80'de kalan köyleri direkt fullemiş de olabilir Emre. Yani düşüncem o. Hemen hani başkentte yerleri gördü pat 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 saldırmış da olabilir. Evet onun dışında kötü değiliz. Fena değiliz diyelim yani. Başkente gözcülük yap diyelim. Şimdi kombinasyonumuz dediğimiz kombinasyon. Zaten öncesinde de 3 tane mezarlık büyüsü kullanılmış. Çok fazla bir savunma kalmamış. Hızlıca fullleyeceğimizi düşünüyorum. Ordum bu şekilde arkadaşlar. Binicileri en arkadan göndereceğim. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi elimizdeki mezarlık büyüsünün bir tanesini şuradaki tekli cehenneme attım. Bakın burada ezici olduğu için daha sollu attım. Eziciden dolayı hemen ölmesinler diye. Şu belediye binasına bir tane atalım. Onun dışında bomba kulesini atmaya gerek yok. Şu son kalanı da şu bölüme attım. Şimdi şuradan yavaştan koç başlarıyla girişlerimi sağlıyorum. Önden tanklamaları için gönderdiğim. Süper büyücüleri de keza arkalarından destek amaçlı yolluyorum ve en son olarak da binicilerimi böyle adet adet yolladım. Şuraya da yıllarımı vurdum. Gördüğünüz gibi dış taraf temizleniyor arkadaşlar. Belediyeyi zaten bir an önce aldık mı köyde bir şey kalmayacak. Belediye çok büyük sıkıyor. Oradan birazcık asker kaybımız olmuştur ama neredeyse bütün büyüler, bütün askerler hayatta gördüğünüz gibi. Toplu bir şekilde son kalan köyün e, binalarını yıkmaya gidiyoruz. Evet güzel evlerde yapıldı. Bu dekorasyon işi de hoşuma gitti. Yani bu dekorasyon işinde de baskın madalyalarımı birazcık biriktirebilirsem dekorasyon için ev vesaire alıp onlarla da video çekmeyi planlıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ama Efsane Ligi'nde kupa kastığım için bazen de sürekli klan kalesini doldurarak devam ediyorum. En alttaki köyümüzden başlangıç yapacağız. 10.030 veriyor. İki saldırıda burayı fullediğimiz takdirde çok güzel olacak. Direkt saldırıya geçiyorum. Zaten bu kombinasyonda öyle amşan bir taktik yapılmasına gerek yok. Önemli olan ağır savunmalara büyülerinizi atıp devam ediyorsunuz. Şimdi bakın ön taraf zaten çöp. Yani çöp dediğim buralar ev abi. Baksana çöp kutusu savunma mavuma doğru bir şey yok. Şimdi ben büyülerimi arka tarafa atacağım ama arka tarafa attığımda da arka taraftaki savunmalar buraları tanklarken bizim askerler birazcık ölecek. O yüzden ben şöyle bir taktik yapacağım. Burada taktik yapmayacağız falan dedik ama yapacağız. Şimdi iyi gönden koç başlarını yollayacağım. Şu şekilde büyüleri atmadım bakın. Arkadan süper büyücülerimi yolladım. Binicileri göndermiyorum. Şimdi buradaki amacım birazcık savunmalara gelmek. Mesela şuraya bir tane attım. Orada en azından birazcık öne gelmiş oldu. Anladınız mı arkadaşlar? Şuraya da attık. Kimin nereye sıktığını görmüş olduk. Binicileri de şimdi yavaştan yolluyorum. Şu etaplardan gönderelim. Evet son binicileri de yolladık. İskeletler bakın buradaki savunmaları tanklıyorken bizim arkadan gelen koç başıdır, süper büyücüdür, binicidir. Bunlar da bizim orduya destek atıyorlar. Bayağı bir şey temizledik. Ha düşük altın olacak. Eyvallah ama ikinci saldırıda göreceksiniz. İkinci saldırıda köyü bence fulleriz. Bu arada binicilerden güzel bir verim aldık. Sadece ezici bizi birazcık mahvetti. Duvarların açılmış olması da gayet ideal. Normalde mezarlık büyüsünü bakın saldırı başlamadan önce atıyoruz. Ama ben burada savunmalara birazcık ordunun yaklaşmasını istedim. Çünkü arka tarafta dediğim gibi hiçbir şey yoktu. Şimdi 2515 aldık. Hiç kafaya takmayalım arkadaşlar. Şimdi aynı köye tekrar gözcülük yap diyelim. Şimdi birazcık bir bakalım. Bakın şurada bir tane roket topu var. Burada bir roket topu var. Artık ordumuz ön tarafta. Buralara birer tane iskelet atacağız. Diğerini de şuradaki roket topuyla yıkıcı yaya doğru göndereceğiz. Buradaki etabı tanklatacağız. Ordu da arkadan gelip çatapat üçleyip geçecek. Şimdi mezarlık büyüsü 1, mezarlık büyüsü 2, Mezarlık büyüsü şunu da tam araya attım. Şimdi üst tarafa birazcık destek lazım. Şuradan bir koç başı atıyorum. Şöyle başlayalım abi savaşa. Şuradan girişler. Selamın aleyküm. Süper büyücülerim de eşit bir noktada göndermeye çalıştım. Şimdi şuradan binici, şuradan binici, şuradan binici attık. İç kısma girdik. Şurada da yıllarımı kullandım araya doğru. Ezici çok fazla var. Birazcık beni eziciler Korkutuyor. Bütün binicileri falan öldürdüler. Heh, sağdaki indi abi çok güzel. Şöyle bir bakalım burası güzel gidiyor. Üst tarafa birazcık destek lazım. Şu mancını indirdik roket topu da inecek. Dediğim gibi hiç telaş yapmaya gerek yok. E, çatır çutur üçledik arkadaşlar. Üst tarafta da ordumuz devam ediyor. Sol tarafta da bir sürü de askerimiz var. Biniciler de iskeletlerin arasından çekilin diyor. Çekilin yoldan ben gelip indireceğim diyor. Çekici vuruyor abicim. Bu kadar. Bu arada telefondan fener yapmıştım. Telefonun şarjı bitti. 7515 altın aldık. Yüzüm birazcık karanlıklaştı. Kusura bakmayınız. Evet, 3 adet daha saldırımız var. Şu altınımıza bir bakalım abi. 18.000 küsür olmuş. Bunu başlayalım öyle devam edelim. Ulan köye geldik be. Ulan köye geldik ya yanlışlıkla. Şimdi ne yükseltelim? Mızrak atarı bitirebiliriz. Şu mızrak atarı bir bitirelim o zaman. Şuradan bir yükseltmemizi yapalım Zaten başkentimiz full Başkentte hiçbir şey kalmadı yani başkent zirvesinde İskelet parkını da bir an önce Max'lamak istiyoruz Şu an bölge binası zaten 4'müş oğlum Zaten max'mış ben 5'i de var sanıyorum Şimdi buradan ufak tefek Savunmaları yükseltelim ki Burası çok kolay Üçlenmesin abi Şöyle altınları bağışladım Şimdi baskın haritamıza devam ediyorum Balon lagünü Sevdiğim düzenlerden bir tanesidir 9850. Biraz daha yüksek altına olan var mıdır? Bir bakalım barbar kampı mesela. 10330 severiz. Buraya dalarım abi. Şimdi daha fazla altın almak için zorluyorum. Mesela bak 8925 zaten 2 saldırıda fulllediğimiz için 8900'e dalacağım ama 10300 altın olana dalarım. Ha orası ha burası yani çok da bir şey fark etmiyor. Evet buraya saldırımızı gerçekleştirelim canlar. Şimdi birinci iskelet büyümüzü, mezarlık büyümüzü, bomba kulesi var. Şöyle attım. Bir tanesini şuradaki roket topuna attım. Üçüncüsünü de birazcık geleceğe yönelik arkadaki roket topuna attım. Evet canlar amacımız şu etaptan giriş sağlamak. burayı da boş bırakmayalım. Buradan da dalalım. Bir tane büyücü attım. Şuradan büyücülerimiz de salalım da arkadan sıkıntı yaşamayalım. Binicilerimiz şöyle yavaş yavaş şu etaptan şu etaptan soldan atmayalım abi şu etaptan. Yaklaştık şurayı bir yıldırımladım roket topunu. O bölüme birazcık destek lazım da. Şimdi burada küçük küçük devler olduğu için dev garnizonları, dev garnizonları birazcık bizi engelledi. Ha, süper büyücüler yine sıkıyor. Şuradaki büyük topu aldık. Biniciler roket topunu alırsanız çok mutlu olurum. Almayı zorluyoruz. Bir süper büyücümüz kaldı. Evet 10.330 ama bize de <laughs> Şapka çıkarttı. Zorlandık baya zorlandık bu arada. 2340 aldık. Şimdi ikinci savaşta burayı fullleyebileceğim mi? Birazcık soru işareti oldu. Bakalım hayırlısı. Şimdi roket topu indi inecek. Üstteki de indi inecek. Biz ne yapalım? Şuradaki dev topa bir tane eskelet atalım abi. Şu üste bir tane daha atalım mı? Üste de bir tane atalım. Orada bir karışıklık çıkarsın. Bir tane şuradaki çoklu havanı atalım. Evet, koç başlarımızı şöyle yaydım. İskeletleri çıkarttık zaten. Süper büyücülerimizi gönderirken, şöyle en arkadan binici desteklerini salıyorum. Şuraya bir binici dağıtacağım. Bomba kulesi var. Bir tane de şuradan binici attım. Çarşı pazar arka tarafta karıştı. Şuradaki dev topu yıldırımladım abi. Bir vuruş hakkı daha vermedim. Şimdi burada. Ee, bizim için problem ne bomba kulesi bak soldaki binicilere çok büyük sıkıntı çıkarttı binicilerin baya bir kısmını kaybettik İskeletlerimiz az bir sayıya ulaştı süper büyücülerimiz hızlandı güzel baya bir hasar bıraktık ha köyü üçle yemesek de sıkıntı yok Niye biz zaten üçleme hakkımızı almıştık buradan en azından fazla altın almaya odaklanacağız Süper büyücüler hala hayatta ee, köyde bir şey kalmadı buraya daldığımız iyi oldu Ha ne olacak ee, başkası birazcık düşük altın alacak o da artık yapacak bir şey yok. Bu da taktiktir yani. Ha iki savaşta düşük altınlığı fullemişim. Ha burayı fullemişim. Aynı şey. Bir tane daha top alsaydık daha faydalı olacaktı. 6.815 aldık. Şimdi bir tane savaşımız kaldı. Buradan bir tane savaşımızın kalması birazcık kötü oldu. Ee, ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle bir bakalım. 5 saldırı var. Bizim mezarlık büyüsü zaten ikinci savaşta daha önemli. Ben buradan ya Büyücü Vadisi'ne ya inşaatçının atölyesine bilmiyorum. Benim BG-06'da bir savaşım kaldıydı ya. Buraya. Mezarlık büyüsüyle buraya bir danış yapayım. ikinci savaşı bir daha ben yapayım. O zaman güzel altın toplar 30 bine ulaşırız diye tahmin ediyorum. Devam edelim. Evet şu an BG-06 hesabına geçtim. ikinci hesabıma. Bunun altını kaçtaydı arkadaşlar? Bunun altını 15147. Bir tane savaş hakkımız var demiştik. Sonuçta diğer hesaptan 30.000'e geçmek benim daha işime gelir. Şöyle bir inşaatçının atölyesi diyelim. Burayı iki saldırıda fullledik mi bizim için 10 numara olur. Baktığımızda öyle hani mancınıklar var. Çok ağam bir şey yok. Yalan olmasın. Aynı orduyla giriş sağlıyorum arkadaşlar. Şimdi mezarlık büyümüzü şuradaki mancına 1 dedim. Dev Top'a bir dedim ve arkadaki mancınığa bir dedim. Birazcık uzakta kalacağız inşallah problem olmaz. Şöyle koç başlarını şu etaptan yolluyorum. Süper büyücü desteklerimi gönderdim. Şuradan bir tane daha attım. Evet binicilerimi paslıyorum. Şu bölümden, şu bölümden ve şu bölümden attım. E, buradaki eziciler birazcık sıkıntılı olacak. Üst tarafta çok bir problemimiz yok orayı temizliyoruz. Şu süper büyücüler alın ezicileri aldık. Bir tane ezici indi. Yani ikinci savaşta kolay fulleriz burayı ben size söyleyeyim arkadaşlar. Köyde doğrusu hiçbir şey kalmadı. 7315 altın var. Biraz daha altın toplarız buradan bu arada. Dev topu da aldık. Güzel oldu. Devam ediyoruz. Biraz daha indirelim. İndirebildiğimizi indirelim. Evet orada da indirdik. 6675 altın kaldı. Ben BG06 hesabından 3536'ın almış oldum. Bakalım BG06'dan kaçla kapattık? Evet BG06'dan 18677 ile kapattık. Ama nasıl kapattık? Çarçöp köylere daldık arkadaşlar. Şimdi diğer hesabımıza geçelim. Tekrardan ana hesaptayız. Burak köyümüzün bir savaş hakkı vardı. İnşaatçının atölyesine aynı kombinasyonla giriş yapıyorum. Evet zaten köyde bir şey kalmamıştı arkadaşlar. Şimdi baktığımızda şu dev toplara birer tane gerekiyor. Şöyle bir. Şöyle bir. Güzel. Aa arkada da varmış. Onu görmemiştim. Şimdi gördüm. Şimdi canlar şöyle koç başlarını aktif bir şekilde gönderiyorum. Şuradan süper büyücülerimi attım ezicinin kafasına doğru. Koç başlarını göndermeye devam ederken süper büyücülerimi de şuradan saldım. Üstten de birazcık binici takviyesi. Her noktadan bir binici takviyesi ama binicileri genellikle Koç başları ve süper büyücülerin arkasından yolladım fark ettisiniz. Daha demin bir tanesini atarsam şu Tesla'ya gidecekti. Bilerek oradan atmadım. Hayatta kalsın diye biniciler. Biniciler çünkü bildiğiniz gibi hayatta kalınca her şey çok daha güzel oluyor değil mi? Şimdi biniciler biraz daha öne geçtiler. Çünkü diğer askerlerden çok daha hızlılar. Köyde bir şey kalmadı. Şöyle sağa sola bir kontrol edelim. Hiçbir şey yok abi. Burayı biz biniciler sadece olsa bile fullerdik. Güzel birinci koltuğuna oturmuş bulunduk arkadaşlar. Evet son kalan evler hava savunması ve topa geleceğiz. Daha iskeletler, büyücü hep, hepsi, hava, hepsi hayatta. Yani mezarlık büyüsünü açtıysanız kesinlikle başkentte kullanın abi. Başka hiçbir şey kullanmanıza gerek yok. Dağ golemi falan filan uğraşmayın. Klandaki ekip arkadaşlarınıza deyin ki arkadaşlar kimde ne altın varsa bassın mezarlık büyüsüne. Bassın süper büyücüye, bassın koç başına ki biz de e, Burak Reis gibi aynı kombinasyonu kullanalım diye konuşun. Bence kesinlikle de kullanın abi. Gördüğünüz gibi yani ilk başta başkente daldım 4000 altın aldım ama yani eğer ki BG-06'dan tüm ilk savaşları yapsaydım mezarlık büyüsüyle peşine Burak'tan ikinci savaşları yapsaydım ben 40 40.000'e ulaşırdım. Ki hedefim o. Başka bir hafta bu taktiği kullanacağım. İlk saldırılarımı mı? diğer hesaptan yapıp ikincilerde bol bol altın toplayıp bu altınımı 40 bin falan yapmak istiyorum arkadaşlar. Evet güzel bir video olduğunu düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.